Merhaba, Ya Doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün doğanın en gizemli, en güçlü ve en büyüleyici güçlerinden birine yolculuk yapıyoruz, volkanlar. Yüzyıllar boyunca insanlar bu devasa patlamaların karşısında hayranlık ve korku içinde kalmış, mitler ve inanışlar üretmişler. Volkanlar, bir anda binlerce ton lav ve kül püskürterek hem yaşamı güçlendiren hem de yok edebilen güçler. Peki, bu inanılmaz doğa olayının ardındaki bilimsel sırlar neler? Ve eski çağlarda insanlar, volkanları nasıl açıklamış? Hazırsanız, doğanın en büyük gizemlerinden birini keşfetmeye başlıyoruz. Volkanlar, yüzeyin altında kaynayan magmanın bir çıkış bulmasıyla oluşur. Yerin altındaki çekirdek ve manto tabakaları inanılmaz sıcaklıklara sahip, sıcaklık, çekirdeğe yaklaştıkça 6000 santigrat dereceyi bulabilir. İşte bu yüksek sıcaklık, kayaları eritip magmaya dönüştürür. Magma, yer kabuğundaki çatlaklardan yükselirken, içindeki gazlar ve minerallerle daha da yoğunlaşır. Magmanın içindeki gazların oranı, patlamanın türünü ve şiddetini belirler. Yüksek gazlı magmalar daha büyük patlamalara neden olurken, gaz oranı düşük olan magmalar daha yavaş, akıcı bir lav akışı oluşturur. Volkanların en ilginç yönlerinden biri de, yüzeye çıkan lavların farklı mineraller içermesi. Örneğin, Hawaii'deki volkanlarda çıkan lavlar bazalttan oluşur ve son derece akıcıdır. Ancak Japonya'daki Fuji Dağı gibi volkanlarda lav, daha yoğun mineraller içerir ve bu da lavın daha yavaş ve patlayıcı olmasına yol açar. Volkanlar yüzyıllardır mitlerin, efsanelerin ve tanrıların bir sembolü olmuştur. Eski Yunanlar, Etna Yanardağı'nın tanrıların savaş alanı olduğuna inanırdı. Onlara göre, Etna'nın derinliklerinde demirci tanrı Hephaistos'un dev demirhaneleri vardı ve yanardağ patladığında, demir dövüyordu. İtalyanların ünlü Vezüv Yanardağı da büyük bir efsaneye ev sahipliği yapar. Milattan sonra 79 yılında patlayarak Pompei'yi yok eden Vezüv, birçok Romalı için öfkeli tanrıların bir işaretiydi. Bu patlamadan sonra Romalılar, tanrılarına adaklar sunmaya başlamış, Vezüv'ü yatıştırmak için kurbanlar adamışlardı. Peki, bu görkemli doğa olaylarının ardında ne var? Volkanların patlamasının en temel nedeni yerin altındaki aşırı basınçtır. Magma, yüzeye doğru yükseldikçe içindeki gazların da etkisiyle basınç artar. Patlama anında, bu gazlar aniden boşalarak volkanın zirvesinden dışarı fırlar. Bilim insanları, volkan patlamasını bir gazlı içecek şişesine benzetir. Gaz biriktikçe basınç artar ve şişeyi açtığınızda gaz aniden dışarı fırlayarak patlama yaratır. Volkanlar da benzer şekilde çalışır, içlerindeki gaz miktarı arttıkça patlama da o denli güçlü olur. Bir volkanın patlaması, aslında dünyanın enerjisini dışarı salma yöntemlerinden biridir. Eğer volkanlar bu enerjiyi salmasa, yer kabuğundaki basınç tehlikeli şekilde artabilir. Volkanlar her zaman aynı şekilde patlamaz. Bazıları lavları yavaşça akıtarak akıcı bir patlama sergilerken, bazıları devasa kül ve gaz bulutları püskürtür. Patlamaların türü yalnızca magmanın yapısına değil, aynı zamanda çevredeki su kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin, bir volkan deniz tabanında patladığında, suyla temas eden lavani bir buharlaşmaya yol açar ve patlamayı daha şiddetli hale getirir. Deniz tabanındaki volkan patlamaları sırasında lavın aniden suyla buluşması, o kadar büyük buhar patlamalarına neden olur ki tsunami oluşabilir. Bu durum, özellikle Pasifik Okyanusu çevresindeki ada ülkeleri için büyük bir tehlikedir. Tarih boyunca bazı volkanik patlamalar, dünya üzerinde derin izler bırakmıştır. Örneğin, 1883'te patlayan Krakatoa Yanardağı, o kadar güçlüydü ki patlama sesi binlerce kilometre öteden duyulmuştu. Bu patlama sonrası, küller atmosferde yayılıp güneş ışığını engelleyince, dünya genelinde sıcaklıklar düştü. Buna volkanik kış denir. Bir başka ilginç olay da 1815'te. Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın patlamasıdır. Bu patlama, 1816 yılında Avrupa ve Amerika'da yazsız yıl olarak bilinen bir dönemi başlatmıştı, ekinler dondu, kıtlık başladı. Volkanik patlamalar sırasında atmosfere yayılan sülfür dioksit gibi gazlar, ozon tabakasına da zarar verir. Tambora ve benzeri büyük patlamalar sonrası bu gazlar stratosfere kadar ulaşarak, küresel iklim değişikliklerine bile yol açmıştır. Günümüzde volkanları incelemek ve patlama ihtimallerini tahmin etmek için birçok teknoloji kullanılıyor. Sismograflar sayesinde, yer altındaki hareketlilik takip ediliyor. Ayrıca, volkanlardan yayılan gazlar sürekli olarak analiz ediliyor. Bu yöntemlerle patlama riski olan volkanlar erken tespit edilip çevre halkı uyarılıyor. Sismografların yanı sıra, termal kameralar ve uydu görüntüleri de volkanları gözlemlemek için kullanılıyor.
Bu teknolojiler sayesinde, lavın yeryüzeyine yaklaşması durumunda sıcaklık artışları takip edilip erken uyarı yapılabiliyor. Volkanlar sadece yıkıcı güçleriyle değil, aynı zamanda yaşamın devamı için sağladıkları faydalarla da önemlidir. Patlamalar sonrası yayılan mineral bakımından zengin küller, toprağın verimliliğini artırır. Bu yüzden, volkanik bölgelerde tarım ürünleri daha hızlı ve sağlıklı büyür. Ayrıca, dünyanın oluşumundan bu yana birçok kara parçasının ortaya çıkmasını volkanlara borçluyuz. Bugün dünyanın en verimli tarım arazilerinden bazıları, eski volkanik bölgelerde yer alır. Örneğin, İtalya'daki Campania bölgesinde Vezüv Yanardağı sayesinde oluşmuş verimli topraklar, bölgenin en iyi üzümlerinin yetişmesine imkan tanır. Peki, volkanlarla ilgili başka neler biliyoruz? İşte çok az bilinen bazı ilginç bilgiler. Volkanlar, gezegenin içindeki dev enerji akışlarının yeryüzüne ulaşma yollarıdır. Öyle ki, yılda ortalama 50 volkan patlaması olur ve bunlar, yeryüzüne her yıl tonlarca yeni kaya ve mineral taşır. Bazı volkanların süper volkan olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz? Yellowstone gibi süper volkanlar, milyonlarca yıl süren sessiz bekleyişin ardından patladığında, tüm kıtayı etkileyecek kadar büyük bir felakete yol açabilirler. Hatta bir süper volkan patlamasının tüm dünya iklimini değiştirebileceği düşünülüyor. Dünyada patlamaları en çok bilinen volkanlar karada yer alsa da, volkanların büyük çoğunluğu deniz tabanında bulunur. Deniz altındaki volkan patlamaları, hem okyanus yaşamını hem de deniz tabanı ekosistemlerini etkileyen muazzam olaylardır. Volkanlarla ilgili birçok mit ve yanlış bilgi de mevcut. Bunlardan bazılarına birlikte bakalım. Volkanlar sadece sıcak ve tropikal bölgelerde bulunur. Volkanlar aslında dünyanın dört bir yanında, farklı iklim bölgelerinde bulunabilir. Hatta Antarktika'da bile aktif volkanlar vardır. Volkanik kül sadece yakındaki bölgelere zarar verir. Bazı büyük volkanik patlamalar sonrası kül tabakaları atmosferde yayılarak, binlerce kilometre uzağa kadar ulaşabilir ve hatta küresel iklimi bile etkileyebilir. Volkanlar her zaman dağlar üzerinde patlar. Volkanlar sadece dağlarda değil, okyanus tabanında ve düzlüklerde de oluşabilir. Ayrıca, Hawaii gibi adaların oluşumunda tamamen volkanik patlamalar etkilidir. Gelecekte volkanlar, sadece doğal afet olarak değil, aynı zamanda enerji kaynağı olarak da önemli bir rol oynayacak. Jeotermal enerji, volkanik bölgelerdeki yüksek sıcaklıktan yararlanarak elektrik üretimini mümkün kılıyor. İzlanda gibi ülkeler, volkanik aktivitelerden elde edilen enerjiyi günlük yaşamlarında kullanıyor. Ayrıca, bilim insanları gelecekte büyük volkanik patlamaların dünya iklimi üzerinde önemli değişiklikler yaratabileceğini öngörüyor. Bu yüzden, volkanları sadece izlemekle kalmıyor, aynı zamanda patlamalarını ve etkilerini daha iyi anlamak için sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Volkanlar, hem yaşamı tehdit eden, hem de onu destekleyen doğanın en görkemli güçlerinden biri. Onların ardında yatan bilimsel gerçekler, insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Ve biz insanlar, bu devasa doğa olaylarını anlamaya çalışırken, doğanın gücü karşısında ne kadar küçük olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Bir sonraki videomuzda başka bir doğa harikasını keşfetmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Doğa her zaman sırlarını paylaşmaz ama biz, sizler için bu sırları çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.